Aa kız ne romantikmişsiniz. Şunlara bak. Hiç de tipinizden beklenmez. Tabii canım. Şarkımız bile vardı. O yılın da en büyük hitiydi. Yıldız Tilbelen. Delikanlım. Delikanlım. Ay çok güzel şarkı. Delikanlım mı? Yaşar Bey mi delikanlım? Hiç onu delikanlım olarak tahayyül edemedim şu an. Hatta o fikre tahammül bile edemedim. Ama da öyle geliyor sanki Yaşar Bey böyle doğduğunda kundakta bile 45 yaşında ve bıyıklıydı falan gibi. Öyle bakıyordu gözlükle falan gibi geliyor. Ayo Yaşar gençken çok yakışıklıydı. 1.90 ve sarışındı. Sarışın. Hadi be. Yani en azından benim açımdan öyleydi. O bile benim açımdan sarışın olabilirdi. Ya ilahi. Ben böyle bir şey görmedim. Yıldız Tilbe de benim çok yakın arkadaşım. Yarın buluşacağız hatta. Ne? Yıldız Tilbe. Arkadaşın. Senin arkadaş. Allah'ım. En büyük hayranıyım. Gerçekten. Ya Gizem'in benim kızımın adı niye Yıldız? Niye? Ay pardon, ben de salak gibi jeton düşmedi bir anda, kusura bakma. Tabii Yıldız Tilbe çok ünlü, meşhur bir yıldız olduğu için yıldız da ünlü bir yıldız, meşhur bir kişilik olsun diye sen onun adını da Yıldız koydun. Hani yıldız olsun gibisine. Neyse ne, Yıldız Tilbe senin nereden arkadaşın? Aa, biz aynı yılların ünlüleriyiz. Gerçi Yıldız 2000'lerde de çok ünlüydü. 2010'larda da aşırı ünlüydü. Hala da çok ünlü. Benim kariyerime ne oldu sonradan ya? Ben niye böyle oldum ya sonradan? Neyse, siz çok mu yakın arkadaştınız? Aa, Yıldız benim sohbetime aşık bir insandı. Sohbetine mi? Tabii. Biz böyle otururduk karşılıklı. Bir dakika, ben böyle anlatmayacağım. Flashback geliyor şimdi. Ooo flashback geliyor. 15 yıllık flashback geliyor Yıldız Tilbeli. Seyredin bunu bak. Geliyor, flashback geliyor. Dedim o benim bir ekspozisyondan kaç para kazandım biliyor mu bir kere dedim. O benim kim olduğum biliyor muymuş? Yıldız Hanım, Yıldız Hanım. En büyük hayranınızım. Sağ ol canım. Keşke sizinle bir fotoğraf çektirebilseydik. Canım fotoğraf makinen var mı? Hayır yok. Yok değil mi? E kameralı cep telefonları da daha çıkmadı. Onun için kusura bakma, seni şöyle yavaş yavaş buradan alacağız mecburen. Teknik imkansızlıklar yıl itibariyle. Sağ ol, teşekkürler canım. Bay bay. Sohbe ediyoruz burada. Kız niye insanlara böyle davranıyorsun? Niye seni tanıyor da beni tanımıyor o da? Niye seni tanıyor da beni tanımıyor? Biraz açıklama odayla ilgilensin, şey yapsın. Neyse Yıldızcığım aman üf sen bana takılma. Sen şarkı markını yaz güzelim. Benim kafam bozuk bugün ya. Kafanı giyiniyorsundur canım. Ne yapıyorum? Ot kutur deli. Öncesinde bir şey dedin anlamadım. Ot kutur dedim beni yine geri kazandın. Canım benim bebeğim. Kız ne var? Akşam televizyonda bir şey var mı be? Acun firarda. Ama bir şey söyleyeceğim. Bu çocuk hiçbir baltaya sap olamayacak. Bence de. Başını tırmalıyor, dünyayı geziyor. Silinip gidecek bu. Aynı fikir. Yeni dizi başlıyormuş. Avrupa yakası. Mümkün değil, tutmaz. Bence de. Tutmaz. Kim seyredecek bunları? Aynen. Kimse seyretmez. Bize bir sorsalar biz söyleyeceğiz ama bizim fikrimizi soran yok ki. Sertab Eurovizyon'da. Hadi bakalım. Ne olacak? Yine sonuncu oluruz. Kesin. İlk ona bile giremeyiz. Ben sana söylüyorum, aa şuraya yazıyorum. İlk ona bile giremeyiz. Kim giderse gitsin anacığım, bize puan vermiyorlar. Aman Efe! Bir şey söyleyeceğim. Bundan 10-15 yıl sonra bu insanların hepsi silinip gitmiş olacak piyasadan. Hepsi unutulmuş olacak ama ben yine kariyerimin zirvesinde olacağım. Niye manyak manyak konuşuyorsun yine? Ay bilmiyorum. Yıldız benim moralim çok bozuk aslında bu aralar ya. Gerçekten sinirlerim laçka. Niye o beni terk etti gitti durup dururken? Ne oldu benim ilişkim? Niye bitti ya? Bak bir ay oldu aramıyor, sormuyor. Niye böyle yaptı bu çocuk? Kız yazık sana, hala mı aşk acısı? Ne yapayım, unutamıyorum anam ya. Üf, tam benim tipimdi biliyor musun? Sarışın, mavi gözlü, uzun boylu. Ay hayatta en tahammül edemediğim erkek tipini şu an sana anlatıyorum. Kısa boylu, tombik, esmer, bıyıklı. Ay Allah'ım asla olmaz. Yemin ediyorum ıssız adada kalsam, 100 yaşına gelsem kesinlikle olmaz. Çok büyük konuşuyorsun. Bu konuda büyük konuşuyorum. Bu konuda dev konuşuyorum, asla olmaz. Yok. Çok mu özlüyorsun eski sevgilini? Kız beter olsun o. Sürekli içimden böyle konuşuyorum ona karşı diyorum ki...
Neler diyorum bak. Sen de sev ama sevilme diyorum. Aşk acısı çek ben gibi diyorum. Bak sürekli böyle için için. Çok özlü diyorum inşallah ama kavuşama diyorum. Benim de kavuşamadığım gibi diyorum. Hep böyle konuşuyorum ona. Sen devam et, ben bir şeyler karalayacağım. Diyorum ki sen de mutlu olma Emi diyorum. Sen de sev ama sevilme Emi diyorum. Hep böyle bunları söyle. Kız sen ne yazıyorsun be? Ben not alıyorum canım, sen devam et. Güzel anlatıyorsun değil mi? Çok güzel muhabbetin var değil mi? Çok konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Fakat hastayım muhabbetine biliyor musun? Ne kadar çelişkili ifadeler ama bir hoşuma da gitti be. Şey mi, şarkı sözü yazıyorsun değil mi? Sen benden ilham mı alıyorsun kız? Öyle de denebilir. Ya nasıl bir insansın, bu nasıl bir insan gerçekten inanamıyorum sana ya. Dağdan, taştan, çiçekten, böcekten, benim boş beleş muhabbetimden biri böyle bir şey yakalıyor. Kocaman kocaman şarkılar yazıyor. Valla Allah nazardan saksın. Nasıl bir yeteneksin kız sen. Helal olsun sana. Sen anlatmaya devam et hayatım. Tamam, devam. Çünkü zaten önemli olan burada konu benim. Kusura bakma da benim bir derdim var, bunu konuşacağız yani. Neyse. Geri dönmesin istemem ki Yıldız. Gerçekten. Çünkü ben eski ben değilim ki yani. Anlatabiliyor muyum? Devam et hayatım. Aynen buradan devam et. Devam ediyorum. Bak burası çok güzel. Ya hayat öyle bir oyun ki bence. Ne rolü var ne sahnesi. Yemin ediyorum. Süpersin. Ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? O kırdı ben tamir ettim. O kırdı ben tamir ettim. Sanki ustaymışım gibi. Usta mıyım ben ya? Modelim ben burada. Ya niye bana tamirat yaptırıyor bu herif? Manyak mıdır nedir bu ya? Benim şu avam muhabbetimden de yine olağanüstü bir şarkı çıkarsa gerçekten artık sana pes diyeceğim ben. Yani böyle bir şey olamaz diye. İnan albüm çıkaracağım biraz sonra buradan. Tamam. Devam et. Ay yetti be, devam etmeyeceğim. Ne bu be? Almış elde kağıdı kalemi. Devam et, devam et, devam et. Not alıyor orada. Birazcık benle ilgilen. Ben arkadaşıma burada derdimi anlatmaya çalışıyorum kızım. Bu herif niye gitti? Niye terk etti gitti bu çocuk? Durup dururken bir anda niye gitti bu ya? İki kadın, bir adam. Birkaç kadın, bir adam. Anam ne diyorsun? Ben şok. Avukat o da şok. Fakat o sonra ilerle. Ne diyorsun kız? Başka kadın... Ay inanamıyorum. Sen bana bunu söylemedin. O zaman üzülmeyeyim diye şimdi söylüyorsun. Sen biliyordun değil mi? Birkaç kadın. O zaman cehennemin dibine kadar yolu var onun. Yürü anca gidersin. Helal bacım. Gel be. Aman boş ver. Bizden kıymetli bir kız. Oh. 2000'lerin başının tadını çıkaralım. Ne anılar. O muhteşem şarkı gerçekten böyle mi yazıldı? Tabii ki böyle yazıldı. Yani bir, tam olarak olmasa da çünkü ben birazcık süsledim sana anlatırken. Ama yani Yıldız'ın benden ilham aldığı çok olmuştur muhakkak diye düşünüyorum. Belki. Belki yarın buluşacak mısınız gerçekten? Kız sen de benle gel tanıştırayım hadi. Gerçek mi? Evet. Yoo. Bu gerçek olamaz Gizem. Vallahi be. Oğlum, Gizem'im hayatımın en heyecanlı haftası. Hem Yıldız Sibel'le tanışacağım, hem düğünüm var. Ve hem de düğününe Gizem Özpamuk katılıyor. Etti üç. Deme, deme. Yavaş gelecek.